Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi eksiklerin artması teknik heyete düşündürüyor. Yarın depremzedelere yardım amacıyla Zenit'le maç yapacak Sarı Lacivertler'de 6 oyuncunun tedavisi sürüyor. Fenerbahçe'de en önemli gündem sakat oyuncuların çokluğu. Deprem zedelere yardım amacıyla organize edilen Zenit maçında tedavileri devam eden 6 isim forma giyemeyecek. Korendon Alanya Spor karşılaşmasında sakatlanan oyuncular Joshua King, Jaden Osterwolde ve Ener Valencia'nın tedavilerine başlandı. İlk belirlemelere göre King'de kas yaralanması, Osterwolde'de aşil tendinopatisi, Valencia'da ise diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi. Sarı Lacivertli kulübün paylaştığı sakatlık raporunda detaylı incelemelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi. Diğer yandan Alanya deplasmanında sakatlanan 3 isim dışında Luan Perez, Lincoln Henrique ve Michi Batshuayi'nin de tedavilerine devam ediliyor. Sakat oyuncuların çokluğu Sarı Lacivert'i teknik heyeti düşündürse de lige verilen arada tedavilerin yoğunlaşması bekleniyor. Fenerbahçe'de Arda Güler'e 4 talip daha. Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları sürüyor. Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da önem arz ediyor. Yönetim yeni transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yollarını ayırabilir. Bu doğrultuda Sarı lacivertin yüksek bonservis geliri beklediği isimlerden biri de Arda Güler. Genç futbolcuya sürpriz transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak bir iddia da İspanyol basınından geldi. Toda Fişaysın haberine göre Arda Güler'le İspanyalılar Ligi ekiplerinden Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal ve Barcelona ilgileniyor. Barça'nın 18 yaşındaki yıldız en ciddi olarak ilgilenen takım olduğu ifade edildi. Haberde Ferran Torres ve Ansu Fati'nin takımlar ayrılma ihtimaline karşı Katalan devi Fenerbahçe'den Arda Güler'e proje gözüyle baktığı belirtildi. Joao Felix'i Chelsea'ye gönderen Atletico Madrid'in bu bölgede eksiklik çektiği ve Antonio Griezmann'a eşlik edebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duydukları da yazıldı. Bu sezon Fenerbahçe eleyen Sevilla'nın ise Arda Güler istediği ve genç oyuncunun peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise Marsilya'nın da oyuncuya talip olduğu ve Fransız ekibinin başkanının genç ismi takıma katmak istediği vurgulandı. Fenerbahçe'nin seviyeyi ayarladığı rövanş maçında Arda Güler'i Avrupa'dan birçok takımın scout ekipleri de takip etmişti. Sarılajvert'ler oyuncudan minimum 20-25 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Bu sezon Sarılajvert forma formayla ligde ve Avrupa liginde 16 maça çıkan Arda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 1.76 boyundaki Arda Güler orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. Fenerbahçe'den iç transferde mutlu son. Sarıl Acıvertler Altay Bayındır'dan sonra bir başka oyuncusuyla anlaşmaya yakın. Kanarya Miyazaki ile de pazarlıklarda son aşamaya gelmiş durumda. İki hafta içinde imzaların atılması bekleniyor. 24 resmi maçta forma şansı bulan 28 yaşındaki Sloven oyuncu takımda kalmaya sıcak bakmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre Sarıl Acıvert yönetim 600 bin euro net ücret alan Zayt ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Atılacak yeni imza ile futbolcunun maaşının da 1 milyon euroya çıkması bekleniyor. Portekizli teknik adam Mia Zayt'sın hakkında yönetme olumu rapor sundu. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Mia Zayt ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacak. Sarı Lajverk takımda bu sezon 24 maça çıkan Mia Zayt, 3 gol 2 asistik performans sergiledi. Sloven orta saha oyuncusunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Miyazatsın piyasa değeri 5,5 milyon euro. Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır 4 yıllık yeni sözleşmeyi imza attı. İmza töreninden sonra konuşan tecrübeli kaleci çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer dedi. Altay Bayındır'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe yönetimi Sezon sonunda gelecek transfer teklifini değerlendirmeye alacak. Altay Bayındır'ı elde tutmak isteyen Sarılar Çevirtler. Astronomik bir teklif gelmesi durumunda oyuncusunun Avrupa'ya gidişine izin verecek. Aksi takdirde Altay Fenerbahçe ile yoluna devam edecek. 2019 yılında Süper Lig ekibi Ankara Gücü'nden Fenerbahçe 1,5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi. 24 yaşındaki eldiven bu sezon 37 maçta görev aldı. Kalesinde ise 39 gol gördü. 14 kez de gol yemeden maçı tamamladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 138 maça çıkan Altay 154 gol yerken 42 maçta da gole izin vermedi. Fenerbahçe Altay Bayındır'la yeni sözleşme imzalarken ezeli rakibi Galatasaray'ın pusuda beklediği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlam almak isteyen Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın aklını çelmek için uğraştığı öne sürülüyor. İddialara göre Galatasaray yönetimine yakın bazı isimler Altay Bayındır'ın menajerine ulaştı. Galatasaray süreci yakından takip ediyor. Fenerbahçe'ye imza atmazsanız sezon sonunda size teklif yapacaklar mesajını iletti. Bu görüşmenin yaşandığı dönemde Sarılı Milli Kaleci arasında sözleşme pazarlıklarının kitlendi. Ekonomik olarak ciddi farklar olduğu öğrenildi. Ancak Sarıl Ajverkli öğretim Galatasaray'ın yaptığı hamleyi öğrendi. Bunun üzerine teklifini ciddi oranda arttırarak Altay Bayındır hemen yeni sözleşme imzalandığı belirtiliyor. George Jesus'a Brezilya'dan büyük şok. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarıl Ajverkler başarılı çalıştırıcıyla sezon başında bir yıllık sözleşme imzalamıştı. 68 yaşındaki isim şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında iyi sonuçlar aldı. Jesus Sarılacıvert takımda 39 maça çıkarken 26 galibiyet elde etti. 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Mayıs ayında bitecek olan Portekizli hocanın takımlar ayrılacağı iddia edilmişti. Jesus'un adı Brezilya milli takımı ve Flamengo ile anılıyordu. İsmi her fırsatta Flamengo ile anılan Jesus'a şok bir haber geldi. Konuyla ilgili gelişmeyi Brezilya basını duyurdu. Jorge Sun Flamengo'ya transferinde sürpriz bir rakip çıktı. Sevilla'nın görevine son verdiği George Sampoli'nin adının Brezilya temsilcisiyle anılmaya başlandığı belirtildi. Haberde Arjantinli Sampoli'nin Flamengo'nun yeni teknik direktörü olmak için George Jesus'la mücadele ettiği vurgulandı. Flamengo'nun Vitor Pereira ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı ve Pereira'nın yerine iki aday olduğu aktarıldı. Bu isimlerden ilkinin Jesus olduğu biliniyordu. Portekizli hocanın yanına gelen diğer adayınsa ise Sampoli olduğu bildirildi. Fenerbahçe'de Jadon Osterwold'e korkusu. Ezedi rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı hatasız kapatan Fenerbahçe, Alanya İspolle oynadığı maçta 3 futbolcusunu sakattan kurban verdi. Sarılı Acuertler'de Ener Valencia, Joshua King ve Jadon Osterwolde Akdeniz temsilcisiyle oynanan maçta sakatlık geçirdi. Alanya maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jadon Osterwolden’in sakatlığında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Aşil Tendinopatisi teşhisi konulan genç futbolcunun sakatlığının aynısını Falcao Falcao'da Galatasaray'da yaşamıştı. Kolombiyalı golcü aşil tendinopatisi sakattığı nedeniyle çok sayıda maç kaçırmıştı. 21 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Jayden Osterwalde Ocak ayında 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hollandalı Solbek ikisi Süper Lig, bir UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maçta süre aldı. 21 yaşındaki futbolcu gol veya asist katkısı üretemedi. Osterwalde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Fenerbahçe Süper Lig'e verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması yapan Sarı Lacivert futbolcular taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İdmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.